1983 yılının Eylül ayıydı. Soğuk etkisini yavaş yavaş göstermiş, köylü kış için hazırlıklara başlamıştı. Sabah erkenden kalkıp hayvanları ahırdan dışarıya çıkarmıştım. Birkaç gün önce odun kırarken baltanın sapı kırılmıştı. Avluya oturdum. Baltanın sapını tamir ediyordum. Benim evimin yaklaşık 50 metre önünde köylünün ıssız mezarlık dediği bir mezarlık var. Rahmetli anamla rahmetli babam da orada yatar. Son bir haftadır o mezarlıktan garip sesler duyuyordum. Baltanın sapını tamir ederken de aynı sesleri işittim. Her zaman olduğu gibi yine fazla aldırış etmeden işime devam ettim. Aradan yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra aynı sesleri daha şiddetli bir şekilde işittim. Sanki birisi yardım istiyordu. Baltanın sapını aceleyle bir yere fırlatıp koşar adımlarla mezarlığa ilerledim. Mezarlık çok eski olduğu için orada bulunan gürgen, köknar ve meşe ağaçları bir hayli uzun. Gündüz vakti bile fazla gün ışığı almaz mezarlık. Ses gittikçe şiddetlenmeye başlamıştı. Artık söylenen şeyleri net olarak duyabiliyordum. Almaya geldik, yapmayacaktınız gibi kelimeleri işittim. Biraz daha ilerlediğimde anamla babamın mezarının başında bulunan gürgen ağacının gövdesinde Arapçaya benzer kelimelerin olduğunu gördüm. Köyün ileri gelenlerinden Ala Ağa'nın oğlu Cemal bu konulardan anlıyor. Benim de can dostumdur kendisi. Koşarak Cemal'i evinden alıp anamla babamın mezarına getirdim. Yaklaşık bir haftadır değişik sesler işittiğimi ve yaşadığım bu olayı anlattım kendisine. Biraz duraksadı. Ne yazdığını bilmiyorum ama tanıdığım biri var. Tez zamanda gider ne olduğunu öğreniriz dedi. Biraz konuştuktan sonra kendisini evime davet ettim. Ben hayvanları ahıra koyarken Cemal de kırık olan baltanın sapını tamir etti. İşimi bitirip yanına geçtim. Güneş yavaş yavaş batıyordu. Akşam çökmüştü artık. Cemal'i uğurlayıp eve girdim. Evde biraz uzandım. Anamla babam aklıma geldi. Ben 5 yaşındayken ölmüşlerdi. Nedenini hiçbir zaman tam olarak öğrenemedim. Beni amcam büyüttü. 10 sene evvel de vefat etti kendisi. Ne zaman anamla babam nasıl öldü amca dediysem ya konuyu kapattı ya da geçiştirdi beni. Ben de bir zaman sonra bıktım. Daha fazla sormadım. Ama 12 yaşındayken köylü komşulardan bir şey işittim. Anamla babam seher vakti ben uyurken asmışlar kendilerini. Bunu duyduğumdan beri kabullenmem. Anamla babamı düşünürken dışarıdan gelen köpek havlamasıyla bir anda irkildim. Uyku bastırmıştı artık. Dışarı çıkıp bahçe kapısını kapattım. Ahırın kapısını kontrol ettim. Eve girdim. Tekrar uzanıp bugünkü olayı düşünürken bir anda kapı çaldı. Kalkıp kapıyı açtım. Açar açmaz kanımın damarlarımdan çekildiğini hissettim. Anam ve babam bana bakıp ard arda Arapça bir şeyler diyorlardı. Ensemde bir nefes hissettim ve arkamı döndüm. Amcam kırmızıya dönmüş göz bebekleriyle bana bakıyordu. Elleriyle boynumu sıkıp Arapça bir şeyler fısıldamaya başladı. Kapıya baktığımda anamla babamı kapı eşiğinden boyunlarından asılı olarak gördüm. Birden sabah ezanı sesiyle yataktan fırladım. Nefes nefese kalmıştım. Boynumda acı hissediyordum. Bir yandan gördüklerimin kabus olduğuna biraz da olsa seviniyor, bir yandan da bugünkü olayın ardından bu kabusu görmem beni bir hayli korkutuyordu. Olayın etkisiyle uyuyamadım. Güneşin doğmasını bekledim. Güneş doğar doğmaz ahırın kapısını açıp hayvanları dışarı saldım. Kahvaltı yapıp karnımı doyurduktan sonra Ali Ağa'nın evinin yolunu tuttum. Cemal bahçede odun kırıyordu. Beni görünce elindeki nacağı bıraktı. Hoş geldin kardeşim deyip içeriye davet etti. İçeri geçip oturduk. Biraz sohbet ettik. Cemal'e gece gördüğüm rüyayı anlattım. Ve Arapça kelimelerin anlamını sordum. Sorduğum Arapça kelimenin anlamını lanetli olduğunu söyledi. Rüya için dünkü gördüğün yazıdan sonra etkilenmişsindir. Korkulacak bir şey yok deyince biraz da olsa rahatladım. Biz konuşurken içeri Cemal'in annesi Sare teyze girdi. Sare teyze ben kendimi bildim bileli konuşmaz. Ayıp olmasın diye Cemal'e de sormadım hiç.
Biraz sert yapıldır Sare teyze. Şu ana kadar birkaç tebessümünden başka yüzünde en ufak bir gülümsemeye dahi rastlamadım. Cemal istersen şu yazıya bir daha bakalım kardeşim dedi. Ben de olur dedim ve yola koyulduk. Mezarlığa giderken şu bahsettiğin kişi kimdir, kimin nesidir Cemal dedim. Adam hakkında bir şey söylemeyeceğime yemin ettim Osman. Gelince görürsün zaten Cemal dedi. O öyle deyince ben de pek ısrarcı olmadım. Mezarların başına gittiğimizde ağaç dalının kırılıp anamla babamın mezarının üstünü örttüğünü gördük. Aceleyle dalı kaldırdık ve Cemal birden bağırmaya başladı. Anamın mezarının üstünde siyah bir yılan vardı. Ben kahkaha atıp "Bundan mı korktun be kardeşim?" deyip yılanı ağacın dalıyla anamın mezarının üstünden kovdum. Cemal'in yüzü bembeyaz olmuştu. Cemal'le 30 seneden beri arkadaşız. Küçükken bir sabah Cemal'i yılan sokmuştu. O günden beridir yılanlardan korkar. Yaşadığı bu olaydan sonra aklıma geldi. "Kusura bakma kardeşim," dedim. Önemli değil dercesine kafasını salladı. Biraz soluklandıktan sonra benim eve geçtik. Cemal avluda otururken ben içeri geçip çay koydum. Ben içerideyken Cemal bir anda o ağaçta gördüğümüz Arapça kelimeyi bağırdı. Elimdekileri bırakıp dışarı koştum. "Ne oldu kardeşim?" dedim. Cemal anlamsız bir şekilde bana baktı. "Ben sana seslenmedim," dedi. "Az önce Arapça kelimeyi bağırdın kardeşim. Neyse kusura bakma. Rüyanın etkisinde kalmışım herhalde," dedim. Fakat Cemal'in bağırdığından emin gibiydim. Çayları avluya götürdüğümde Cemal gözlerini fal taşı gibi açmış bana bakıyordu. Ayağa kalkıp bağırmaya başladı. O sırada birden irkildim. "Cemal, 2 saattir sana sesleniyorum kardeşim. Duymuyor musun?" dedi. Ayaküstü rüya görmüştüm. İlk defa böyle bir şey geliyordu başıma. Cemal'e az önce gözlerini fal taşı gibi açıp bana bağırdığını anlattım. Şaşkın şaşkın bakmaktan başka bir şey yapmadı. Güneş yavaş yavaş batıyordu. "Cemal, istersen bu gece yanında kalayım kardeşim. Sen bayağı etkilenmişsin," dedi. "Ben de çocuk muyum ben kardeşim? Alt tarafı bir rüya," deyip Cemal'i yolcu ettim. Hayvanları ahıra koyup eve geçtim. Kendime Türk kahvesi yapıp mindere oturdum. Ve 2 gün içinde yaşadığım olayları düşünmeye başladım. Yatsı ezanı okunuyordu. Kahve uykumu kaçırmamış, aksine daha fazla gelmesine sebep olmuştu. Minderden kalkıp bardağı yıkadım. Sonra biraz uzandım. Bir anda şimşek çaktı ve evin içi aydınlandı. Kapının önünde anamla babamı gördüm. Sonra bir kez daha şimşek çaktı ve bu sefer tam önümdeydiler. Anamın elinde siyah bir yılan vardı. İkisinin de göz bebekleri yoktu. Annem yine Arapça kelimeyi bağırıyordu. Elindeki siyah yılanı üzerime koydu. Sonra bir anda ikisi de kayboldu. Bir kez daha şimşek çaktı ve evin tavanında ikisinin de boyunlarından asılı bir şekilde durduklarını gördüm. Yılan boynuma dolandı ve sıkmaya başladı. Bir anda sabah ezanı sesiyle irkildim. Dünkü rüya aklıma geldi. Yine anamla babamı kendini asar vaziyette görmüştüm. Bu olay beni korkutmaktan çok sinirlendirmeye başlamıştı. Bu kez güneşin doğmasını beklerken uyumuşum. Gözlerimi horoz sesleriyle birlikte açtım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Ahırın kapısını açtım. Hayvanlardan biri yerde yatıyordu. Ne kadar kaldırmaya çalışsam da kalkmadı. Ben avluya geçip kahvaltı yaparken bir anda bağırıp dışarıya doğru koşmaya başladı. Ben de öyle bağırınca koşar adımlarla yanına gittim. Ahıra girip hayvanın yattığı yere baktım. Dün mezarda gördüğümüz siyah yılan ahırın içindeydi. Koşar adımlarla eve gidip yılanın başını kesmek için tırpanı aldım. Ahıra gittiğimde yılan yerinde yoktu. Ahırı didik didik arasam da bulamadım. O yorgunlukla birlikte dinlenmek için avluya gittim. O sırada Cemal geldi. Beklediğimiz adamın bugün geleceğini söyledi. 3 gün sonra geleceğini söylemiştin," dedim. "Bu adamın sağı solu belli olmaz Osman. Bir ay sonra geleceğim der, bir hafta sonra da gelir." Birlikte Cemal'in evine gidip avluda adamı beklemeye başladık. Çok geçmeden 15-16 yaşlarında bir çocuk gelip Cemal'e "Ağabey, Kamuran amca sizi bekler," dedi. Cemal ve bizi çağırmaya gelen genç ile yola çıktık. Adam köyün 5 kilometre ötesinde kayın ağaçlarının arasında dışı yıkık dökük bir evde oturuyordu.
Bu evi hayvanları otlatırken defalarca görmüştüm. Fakat gidip bakmamıştım. Eve yaklaştığımızda bizi çağırmaya gelen genç, "Ben buraya kadar gelirim. Siz devam edin. Bundan sonrasını yalnız devam edin." deyip gitti. Ben bu çocuk neden gelmiyor dercesine Cemal'e baktım. Cemal pek aldırış etmedi, devam etti. Ben de arkasından ilerledim. Evin duvarları taş ile örülü. Bahçesine demir bir kapıdan giriliyordu. Demir kapıya geldiğimizde Cemal, "Sen geride bekle." deyip kapıya bir kez şiddetli bir şekilde vurdu. Evin içinden başına siyah sarık olan uzun boylu, kalıplı bir adam çıktı. O gencin söylediği Kamuran amca bu olmalıydı. Adam biraz sendeleyerek demir kapıya doğru geldi. Cemal'in ve benim gözlerimin içine bakarak "Hoş geldiniz" dercesine kafasını öne eğdi. Adamdan biraz korkmuştum. Evinin kapısında Arapça kelimeler yazmaktaydı. O yazıları görünce biraz daha korkmaya başladım. Evin içi kötü kokuyordu. Her yerde küçük baş hayvan ayakları, kafaları bulunmaktaydı. Evin duvarında kırmızı boyayla çizilmiş değişik bir şekil vardı. Adam yerdeki kahverengi minderleri göstererek "Buyurun" dedi. Oturduk. Cemal mezarlıktaki olayı anlattı. Ben de en son 2 gün içinde gördüğüm rüyalarımı anlattım. Adam dinledikten sonra birkaç saniye gözümün içine baktı. Sonra "Anam ve babanın adı ne?" dedi. Sırayla "Nazik ve Süleyman" dedim. Adam kağıtlara Arapça birkaç kelime yazdıktan sonra adımı sordu ve kağıdın altına bir kelime daha ekledi. Ayağa kalkıp büyük ahşap masanın üzerindeki bakır kaseyi alıp oturdu. Önündeki büyük bakır kaptaki bulanık suya kaseyi batırıp su aldı. Elini eski bir bezle kuruladı ve üzerine Arapça kelime yazdığı kağıdı suya attı. Yaklaşık 15 dakika bir şeyler okuduktan sonra kaseye nefesini üfledi ve bana bakarak "İç bu suyu" dedi. Suyu içmeye korkuyordum. Fakat adam uzun bir süre uğraştığı için üzerimde içme sorumluluğu hissettim ve suyu içtim. Suyu içtikten sonra Kamuran amca "Gözlerimin içine bak" dedi. Gözlerinin içine baktığım anda esnemeye başladı. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Defalarca esnemeye devam etti. Esneme geçtikten sonra bir müddet konuşmadı. Gözlerimin içine sinirli bir şekilde bakarak "Şu mezara bir bakalım" dedi. Hep birlikte dışarı çıktık. Mezarlığa doğru ilerledik. Köye vardığımızda güneş batmak üzereydi. Cemal Kamuran amcaya döndü. "Bu gece bizim misafirimiz olun. Yarın gündüz vakti gider bakarız" dedi. Kamuran amca bir müddet sustu. Bana döndü. "Duyduğuma göre yalnız yaşıyormuşsun. Bu gece senin evinde misafir olmam daha uygun olur" dedi. Ben Kamuran amcanın benim evimde kalmasını istemiyordum. Fakat üzerimde yine büyük bir sorumluluk olduğunu hissettim ve kafamı salladım. Cemal evine girdi. Biz Kamuran amcayla evime doğru ilerlerken bir anda bana dönüp "Senin üzerinde büyük bir tehlike var oğlum. Evelallah seni kurtaracağız bu tehlikeden" deyip gülümsedi. Ben de bu cümleden ötürü Kamuran amcaya biraz da olsa ısındım. Eve gittik ve Kamuran amca için yatacak bir yer hazırladım. Çay koydum. Kamuran amca eve geldiğimizden beri tavana bakıyordu. Çekindiğimden dolayı soramadım. "Garip, çok garip" dedi bir anda. Ben de "Garip olan ne Kamuran amca" dedim. "Önemli bir şey değil. Çayları koy da içelim" dedi. Çayları içip biraz konuştuk. Ona yaşadığım olayları daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. O anlattığım şeyleri dinleyip sadece kafa salladı. Olay hakkında beni rahatlatacak herhangi bir şey söylemedi. "Uykum geldi. Yerim hazır mı?" dedi. Ben üslubunu beğenmedim. Ama bunu belli etmeden "Hazır amca, hazır" dedim. Yerini gösterdim, yattı. Ben de etrafı topladıktan sonra uzandım. Çok geçmeden içeriden Kamuran amcanın yattığı odadan ses geldi. Tam olarak ne dediğini anlayamadım. Hızlı bir şekilde odaya gittim. Kamuran amca arkası dönük bir şekilde ayakta dikiliyordu. Bir anda bana dönüp gülümsedi. Yavaş adımlarla yanıma doğru gelmeye başladı. Odanın içi nedenini bilmediğim bir şekilde bir anda karardı. Kamuran amca gözükmüyordu. Sol kolumda bir acı hissettim. Kolumu kaldırdığımda siyah bir yılanın bileğimi sıktığını gördüm. O da birkaç saniyeliğine aydınlandı.
Kamuran amca ile aramızda en fazla bir adım mesafe vardı. Göz bebekleri yoktu. Öldün sen oğul deyip yukarıyı gösterdi. Yukarıda anamla babamın boyunlarından asılı olduğunu gördüm. Dilleri dışarı çıkmıştı. Yüzleri mordu ve gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde gözlerimin içine bakıyorlardı. Bir anda sıçradım. Yine sabah ezanı okunuyordu. Artık bu tür rüyalara biraz da olsa alışmıştım. Bütün soğukkanlılığımla Kamuran amcanın olduğu odaya gittim. Fakat odada yoktu. O sırada dışarıdan ses geldi. Dışarı çıktım. Kamuran amca kapının önünde dikilmiş bahçeyi izliyordu. Seslendim. Bana dönüp "Sen içeride kal," dedi. Ne olduğunu anlamamıştım. İçeri girdim. Kamuran amcanın gelmesini bekledim. Çok geçmeden içeri girdi. 21 kere Nas suresini okumamı söyledi ve odasına gitti. Dediği şeyi yaptım ve sonra uzandım. Kapı sesiyle uyandım. Cemal gelmişti. Kalkıp kapıyı açtım. O sırada Kamuran amca da odasından çıkıp Cemal'e selam verdi. Birlikte avluda kahvaltı yaptık. Ben her gün yaptığım şeyleri yaptım. Onlar da avluda biraz sohbet etti. Kamuran amca bir anda ayağa kalktı. "Vakit geldi. Şu mezara bir bakalım," dedi. Hep birlikte yola koyulduk. Mezarlığa girerken Kamuran amcanın Arapça bir şeyler söylediğini işittim. Mezarların başındaki ağaçta yazılı olan yazıyı görünce dün olduğu gibi yine esnemeye başladı. Bu esnemeye bir türlü anlam veremedim. Cemal'e dönüp "Neden böyle oluyor kardeşim?" dedim. Cemal işaret parmağıyla ağzına götürüp "Bana sus," dedi. Kamuran amcanın esnemesi geçmişti. Bana dönüp "Ananla baban neden öldü?" dedi. Ben de "Ben küçük yaştayken ölmüşler. Ecel gelmiş almış canlarını. Dahasını da bilmem," dedim. Kamuran amca bir müddet sustu. Konuşmasını beklemeden "Ne yazıyor o ağaçta amca?" dedim. Ağaca bakarak 1951 yazdığını söyledi. Ben ilk başta bu sayıya bir anlam veremedim. Fakat sonra anamla babamın öldüğü tarih geldi aklıma. 1951. Bunu Kamuran amcaya söyledim. Bir müddet ağaca bakmaya devam etti. Bana döndü. Ve "Büyü var bu ağaçta oğul. Eve geçelim. Sana birkaç şey söyleyeceğim," dedi. Ben bir şey söylemeden şaşkın bir şekilde önden eve doğru ilerledim. Kamuran amca ve Cemal de konuşa konuşa arkamdan geldiler. Eve gittiğimizde Cemal'in annesi Sara teyzenin ahırın kapısının önünde arkası dönük bir şekilde ahıra bakarken gördüm. Ben "Sara teyze" diye seslendim. Fakat hiç istifini bozmadan ahıra bakmaya devam etti. Cemal annesinin koluna girip avluya getirdi. Sandalyenin birine oturtup benden bir bardak su getirmemi istedi. Suyu getirdim. Sara teyze suyu içti ve birden ayağa kalkıp evine doğru ilerledi. Bunun sebebini Cemal'e sorduğumda yaklaşık 3 haftadır böyle davrandığını söyledi. Bu sırada Kamuran amca Cemal'e sert bir şekilde bakarak "Ananın yanına git," dedi. Cemal ne olduğunu anlamayıp evinin yolunu tuttu. Kamuran amca sinirli bir şekilde eve girdi. Ben de arkasından girdim. "Ne oldu amca?" dedim. Kamuran amca kaşlarını çattı. "O kadın iyi değil oğlum. Cinli o kadın, cinli," dedi. "Ben Sara teyzeyi çoktandır tanırım. Bana bir zararı dokunmadı şimdiye kadar. Severim de kendisini." Kamuran amcanın dediklerinden sonra biraz şaşırdım. Pek aldırış etmedim dediklerine. Çok geçmeden Cemal bağırarak evin bahçesine geldi. Biz de Kamuran amcayla dışarıya çıktık. Cemal, "Anama bir şey oldu. Yardım edin," dedi. Biz Cemal'le koşarak eve gittik. Kamuran amca ayağındaki sıkıntı yüzünden biraz geriden geldi. Sara teyze odanın içine boylu boyunca uzanmış, gözlerini tavana dikmişti. Titriyordu. O sırada Kamuran amca odaya girdi ve yüksek sesle Arapça bir şeyler okumaya başladı. Kamuran amca okudukça Sara teyzenin titremesi biraz daha artıyordu. Sara teyze bir anda doğruldu ve benim gözlerimin içine bakarak yine o Arapça kelimeyi söyledi ve birkaç saniye sonra bayıldı. Ben şaşkınlık ve korku içerisinde Kamuran amcaya ve Cemal'e bakıyordum. Sara teyze ben kendimi bildiğim bileli konuşmayan bir kadındı. Nasıl olur da konuşur? Konuşmasından çok söylediği kelime ve bu yaşadıklarımın bir rüya olmaması beni daha çok korkutuyor ve şaşırtıyordu. Kamuran amca Cemal'e ve bana bakarak "Çıkın bu evden," diye bağırdı. Biz Cemal'le ne olduğunu anlamadan avluya çıktık.
Kamuran amca içeride yüksek sesle sure okuyordu. Birkaç dakika sonra Kamuran amcanın sesine çığlık sesleri de eklendi. İçeriden gelen çığlık sesleri Sarı teyzeye aitti. Cemal daha fazla dayanamayıp içeri girdi. Ben de onun arkasından girdim. Çığlıklar kesilmişti. Sarı teyze hala yerde yatıyordu ve ağzının etrafında kanlar vardı. Anlamsız bir şekilde Kamuran amcaya baktık. Kamuran amcanın avucunun içinde kanlı bir şey vardı. Bize aldırış etmeden avluya çıktı. Cemal şaşkın bir şekilde anasını odasına götürdü. Ben de Kamuran amcanın arkasından avluya çıktım. Kamuran amca elini yıkıyordu. Avucundaki şeyi avludaki mermer taşın üzerine koymuştu. Ben anlam veremediğim o şeye bakarken Kamuran amca bana bağırdı. "Elleme onu," dedi. O şeyin ne olduğunu sordum. Kamuran amca hiç aldırış etmeden avludaki sandalyeye oturdu. Ben bir kez daha sordum. Gözlerimin içine baktı. "O insafsızca yapılmış bir büyünün parçası," dedi. Ben şaşkın bir şekilde mermer taşın üzerinde duran şeye baktım. Ete benziyordu. Bir tarafı hafif beyazlaşmış, bir tarafı da siyahlaşmıştı. O sırada Cemal geldi. Kamuran amca bana dediklerinin aynısını Cemal'e de söyledi. Yaklaşık bir saat sonra hep birlikte Sarı teyzenin yattığı odaya girdik. Yarı baygın bir şekilde yatıyordu. Beni görünce biraz irkildi. Kamuran amca Arapça bir şeyler okudu. Okuduğu şeyler Sarı teyzeyi gözle görülecek bir şekilde rahatlatıyordu. Sarı teyze biraz daha doğruldu ve Kamuran amcaya "Allah senden razı olsun," dedi. Ben bir kez daha şaşırdım. Yıllardır konuşmayan kadın ne olduysa bir anda konuşuverdi. Kamuran amca Sarı teyzeye konuşmamasına sebep olan şeyi sordu. Sarı teyze kaşlarını çattı ve bana baktı. Ben bu bakışlarına anlam veremiyordum. Gittikçe sinirlenmeye başladım. "Bunun amcası İbrahim denen adam yaptı. Tüm bunları," dedi. Cemal bana baktı ve birden "Ne yaptınız lan anama?" diye bağırdı. Kamuran amca Cemal'i omzundan tutup kendine doğru çekti. Sarı teyzenin başından geçenler hakkında bir bilgim yoktu. Sadece amcamın Sarı teyzeyi görünce başını önüne eğip suratına bakmadığını hatırlarım. Ben üzgün ve sinirli bir şekilde avluya çıktım. Kamuran amca da arkamdan geldi. "Sen eve git. Ben olayları öğrenip geleceğim," dedi. Ben de Cemal'in dediklerinden sonra pek fazla kalmak istemiyordum orada. İtiraz etmeden eve gittim. Birkaç saat sonra Kamuran amca geldi. Şaşkın bir şekilde suratıma bakıyordu. "Amcandan bahset biraz. Ne yapardı? Nasıl birisiydi?" dedi. Ben de biraz sert biri olduğunu ve benim gibi hayvancılıkla uğraştığını söyledim. Kamuran amca bir müddet sustu. Tavanı inceledi. Bir anda dışarı çıkıp benim üzerinde odun kırdığım kütüğü aldı ve odanın ortasına koydu. Üzerine çıkıp tavana baktı. Kütüğün üstünden inip kütüğün yerini değiştirdi. Ne yaptığını sormadan onu izliyordum. Tavanın kapıya doğru tarafından küçük bir delik vardı. Küçük deliğin ortasına eliyle yavaş bir şekilde vurdu. Yuvarlak bir tahta parçası içeriye doğru girdi ve tavanda insan eli girecek kadar yer açıldı. Elini içine sokup siyah bir beze sarılı bir muska buldu. Ben şaşkın bir şekilde onu izlemeye devam ediyordum. Kütüğün üzerinden inip mindere oturdu. Muskayı özenle açmaya başladı. Muskayı açtıktan sonra cübbesinin iç cebinden bir bez çıkardı. Bezi çıkarır çıkarmaz odayı kötü bir koku kapladı. Bu o et parçasıydı. Et parçasında yine cübbesinin cebinden çıkardığı bıçağıyla kesti. Onun içinden de küçük bir muska çıktı. Ben gittikçe şaşırıyor ve korkmaya başlıyordum. Ben Kamuran amcanın yaptığı şeyleri izlerken kapının sesiyle irkildim. Gelen Cemal'di. Yüzüme sinirli bir şekilde bakıp içeriye girdi ve Kamuran amcanın yanına oturdu. Ben de kapıyı kapatıp yanlarına oturdum. Kimse konuşmuyordu. Kamuran amca, "Benim evime gitmemiz gerekiyor. İhtiyacım olan her şey orada. Ne kadar tez gidersek o kadar iyi," dedi. Aceleyle yola koyulduk. Eve vardığımızda hava kararmıştı. Kamuran amca birkaç tane mumu yakıp odanın köşelerine koydu. Yanına da bir tane gaz lambası aldı ve oturdu. Biz de Cemal'le karşısına oturduk. Muskanın içinde yazan yazıları okudu. Eline birkaç karış uzunluğunda ip alıp dört düğüm attı. Muskaları bakır kasenin içindeki bulanık suya attı.
Elindeki ipi bana uzatarak ipi kasenin üzerinde tut, dediklerimi tekrarla ve ben her başımı öne eğdiğimde düğümlerden birini aç dedi. Dediklerini yaptım. Suyun içinden kağıtları çıkardı ve suyu içmemi söyledi. Suyu içtim. Kamuran amca bu gece burada kalacağız dedi. Cemal anasının yanında olması gerektiğini söyledi. Kamuran amca başını salladı ve Cemal'i yolcu etti. Cemal'in evden çıkarken yüzüme bile bakmaması beni şaşırtmış ve bir hayli üzmüştü. Bu yaşadığım olaylara anlam verememekten yorulmaya başlamıştım. Kamuran amca yatacağım yeri gösterdi ve bana "Korkma, bu gece rahat uyuyacaksın." dedi. Yatıp bugünkü olayları düşündüm ve çok geçmeden uyudum. Çığlık sesiyle irkildim. Doğrulup gözlerimi ovuşturdum. Başımı çevirdiğimde korkudan ruhum bedenimden çekilmek üzereydi. Kamuran amca, Cemal, Sarı teyze, anam, babam ve amcam İbrahim yan yana dizlerinin üzerine oturmuş şekilde bana bakıp gülümsüyorlardı. Hemen yatağa girip battaniyeyi kafama doğru çektim. Birkaç saniye sonra biri omuzlarıma bastırıp beni sırt üstü yatırdı. Battaniyeden bir şey göremiyordum ve kıpırdayamıyordum. Buz kesilmiştim sanki. Ezan sesiyle uyandım. Omzumda acı hissediyordum. Kamuran amcanın dediği şey aklıma geldi. Bugün rahat uyuyacağımı söylemişti. Peki gördüğüm bir rüya neydi? Kamuran amcanın uyanmasını bekledim. Kamuran amca güneşin doğmasıyla birlikte uyanmıştı. Yanına gidip gördüğüm rüyayı anlattım. Bana bakıp bu olay bugün çözülecek, merak etme dedi. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra yola çıktık. Cemal bizi bahçe kapısında karşıladı. Sarı teyzenin benimle konuşmak istediğini söyledi. Evin içine girmek için ilerlerken Sarı teyzenin avluya çıktığını gördüm. Yanına gidip hiçbir şey söylemeden suratına baktım. Sandalyeyi göstererek otur dedi. Kendisi de karşısındaki sandalyeye oturdu. Ve senin o amcan, anan, baban bana büyü yaptı oğlum. Ben de onun yüzünden senelerce konuşamadım dedi. Ben şaşkın bir şekilde Sarı teyzeye bakıyordum. Bir müddet sustuktan sonra nasıl olur Sarı teyze dedim. Sarı teyze olan biteni anlattı. Zamanında babamla amcam büyük bir define bulmuşlar. Amcam babamı çok kıskanırmış. Defineyi çıkarmak için civar köylerin birinden bir hoca bulmuşlar. Hoca bu definenin cinlere ait olduğunu ve sadece anlaşma yapılarak çıkarılabileceğini söylemiş. Babam kabul etmek istemese de amcam zorla kabul ettirmiş ve defineyi çıkarmışlar. Anamla Sarı teyze çok yakınlarmış o zamanlar. Babam bu olayları anama anlatınca anam da saklayamayıp Sarı teyzeye anlatmış. Sarı teyze de bir gün amcamı yolda görüp her şeyi bildiğini ve defineden biraz ona pay çıkarmasını, çıkarmazsa tüm köye anlatacağını söylemiş. Bunu söyledikten sonra pişman olsa da iş işten geçmiş. Amcam defineden kimseye pay vermek istemiyormuş. Defineye tek başına sahip olmak için anamla babama büyü yaptırmış. Ben o zamanlar 4 yaşındaymışım. Bir gün Sarı teyze bizim eve gelmiş. Eve girince anamla babamın kendilerini tavana astığını görmüş. O sırada amcam eve gelmiş ve Sarı teyzenin bu olayı gördüğüne şahit olmuş. Sarı teyze koşarak eve gitmiş ve kimseye bir şey anlatmamış. Amcam da Sarı teyzenin gördüğü bu olayları birine anlatmasından korktuğu için ona da büyü yaptırmış. Sarı teyzenin dili bağlanmış. Amcam define altınlarını ahıra saklamış. Bir gün almaya gittiğinde bulamamış ve yaptıklarından pişmanlık duymuş. Sarı teyze af dilemek için gelse de Sarı teyze onu hiçbir zaman affetmemiş. Bunları duyduktan sonra çok şaşırdım. Kamuran amca ahıra bakmak istediğini söyledi. Ve hep birlikte ahıra gittik. Ahırdaki hayvanları dışarı çıkardım ve ahırdaki pislikleri temizlemeye başladık. Kamuran amcaya yılanı gördüğüm yeri söyledim. Dışarıdan kazma kürek getirmemi söyledi. Kazma küreği alıp yılanı gördüğüm yeri kazmaya başladık. Biz kazarken Kamuran amca Arapça bir şeyler söylüyordu. Bir anda yer sallandı ve Sarı teyze bağırmaya başladı. Ben elimdeki kazmayı yere atıp Sarı teyzenin yanına gittim. Ve Cemal'le birlikte kolundan tuttuk. Sarı teyze yüksek bir sesle altınları vermezseniz kan dökülecek dedi. Kamuran amca elini açıp Arapça ayetler okudu. O okudukça sallanma şiddetleniyor ve Sarı teyzenin ağzından kan gelmeye başlıyordu. Çok geçmeden sallanmanın şiddeti azaldı ve Sarı teyze kendine geldi. Kamuran amcaya dönerek acele etmezseniz
buraya gelecekler dedi ve bana dönerek canımı alacaklarını söyledi. Ben elime kazmayı aldım ve hızlı bir şekilde kazmaya devam ettim. Bir müddet kazdıktan sonra kazma sert bir şeye vurdu. Kazdığımız yerin içinden büyük bir küp çıktı. Kamuran amca evden büyük bir bez getirmemi söyledi. Eve gidip bezi getirdim. Kamuran amca küpü kaldırıp sert bir şekilde yere vurdu ve içinden kan aktı. Ben, Cemal ve Sarı teyze şaşırmıştık. Kamuran amca soğukkanlı bir şekilde yere dökülen kanın üzerine bezi örttü ve dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Biz çıktıktan sonra yüksek sesle ayetler okumaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra bizi içeri çağırdı. Bezi kaldırmamızı söyledi. Bezi kaldırdığımızda kanların altına dönüştüğünü gördük. Kamuran amca altınları doldurmak için büyük bir çuval istedi. Çuval bulup altınları çuvala doldurduktan sonra Kamuran amca Sarı teyzeye babamla amcamın altınları nereden çıkardıklarını sordu. Sarı teyze civar köylerin birinde bulduklarını, köyün seneler evvel boşaltıldığını söyledi. Ben, Cemal ve Kamuran amca altınları alıp yola koyulduk. Köye vardığımızda akşam çökmek üzereydi. Kamuran amca bu tür definelerin genelde kayın ağaçlarının altında olduğunu söyledi. Köyde sadece bir tane kayın ağacı vardı. Zaman kaybetmeden kayın ağacının hemen yanını kazmaya başladık. Kamuran amca yine ayetler okuyordu. Altınların sığacağı büyüklükte bir çukur açıncaya kadar kazdık. Çukur o boyutlara gelince altınları koyup gömdük. Güneş tamamen batmıştı. Altınları gömdükten sonra yola koyulduk. Eve dönerken Kamuran amcaya anamla babamın mezarının başındaki ağaçta bulunan 1951 yazısının ne anlama geldiğini sordum. Amcan, annenle babana 1951 senesinde büyü yaptırmış. Aynı sene içinde ölmüşler. Ananla baban ölseler de cinler onları mezarlarında bile rahat bırakmamışlar. Mezarlarının başındaki ağaca bu rakamları yazmışlar dedi. Ben buna pek bir anlam veremedim. Bu şeylerden kurtulduğumuzdan dolayı ve biraz da olsa sevinçli olduğum için fazla üstünde durmadım. Eve vardığımızda gece yarısıydı. Ben ve Kamuran amca benim evime gittik. Cemal de kendi evine gitti. Eve gider gitmez Kamuran amcanın yerini hazırladım ve ben de kendi yerime uzandım. Sabah uyandığımda Kamuran amcanın henüz kalkmadığını fark ettim. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Dışarıya çıkıp ahırın kapısını açtım ve hayvanları dışarıya saldım. Eve geçtim. Kamuran amca daha uyanmamıştı. Yorgunluktandır diyerek uyandırmak istemedim. Çayı koyup kahvaltıyı hazırladım. O sırada Cemal geldi. "Nasılsın kardeşim, görüşmeyeli. Nasılsın?" dedi. Ben de şaşkınlıkla "Daha dün görüştük ya kardeşim. Ne diyorsun?" dedim. Cemal anlamsız bir şekilde yüzüme baktı. Olayların etkisinden böyle davrandığını düşündüm ve "Otur kahvaltı yapalım" dedim. "Kamuran amca da birazdan uyanır" dedim. Cemal yüzüme bakıp "Kamuran amca kim?" dedi. Ben şaka yapıyor sanıp gülmeye başladım. Cemal gülmeyince işkillendim ve Kamuran amcaya bakmak için içeri girdim. Kamuran amcanın kaldığı odaya girince kimsenin olmadığını fark ettim ve avluya Cemal'in yanına döndüm. "Cemal, iyi misin kardeşim?" dedi. Hiçbir şey söylemeden Cemal'in suratına baktım. Birkaç saniye sonra Cemal cebinden bir tane tespih çıkarıp bana uzattı. "İstanbul'dan senin için aldım kardeşim" dedi. Bu cümleyi duyduktan sonra başımdan kaynar suların döküldüğünü hissettim. Cemal'e son 3 gündür birlikte yaşadığımız olayları anlattım. Fakat Cemal her birini reddetti ve Kamuran amcayı dahi tanımadığını söyledi. Cemal'e Kamuran amcanın evini göstermek istedim. Birlikte yola çıktık ve ağaçların arasındaki eve doğru ilerledik. Fakat ev yerinde yoktu. O an bayılmışım. Gözlerimi Cemal'in evinde açtım. Sarı teyze bana su getirmişti. Doğrulup suyu içtim. "Sarı teyze, nasılsın?" "Teyze" dedim. Cemal anlamsız bir şekilde bana bakıyordu. Sarı teyze birkaç saniye sert bir şekilde gözlerimin içine baktıktan sonra gitti. Son 3 gün içerisinde yaşadığım olayları benden başka kimse bilmiyordu. Bir süre olayın şokunu üstümden atamadım. Anamla babamın mezarının başındaki ağaçta bulunan yazı da ortada yoktu. Köyde daha fazla durmak istemedim. Bir sene sonra hayvanları satıp İstanbul'a yerleştim. Olay her aklıma geldiğinde anamla babamı rüyamdaki gibi asılmış şekilde görüyorum. Bu olay
Tamamıyla gerçek midir bilinmez. Allah kimseye yaşatmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.